Merhaba arkadaşlar, bugün kuluçka makinesinin sonucunu paylaşacağım sizlerle. Şöyle bilmeyen arkadaşlar için kuluçka makinesini de göstermek istiyorum. Makinamız böyle plastikten, 5 litrelik şişeden yaptığım basit bir termostat bağlantısı bulunan, şöyle bilgisayar fanı olan arkadaşlar, 100 wattlık ampul kullandığım ve şöyle de alüminyum bir tane nem için su kabı koyduğum basit bir kuluçka makinesi. Bazı arkadaşlar inanmamışlar bundan çıktığını ama tamamen gerçek. Yani o profesyonel makinelerin sağlamış olduğu nem ve sıcaklığı havalandırmayı bu makinamız da sağlıyor. Aynı mantıkla çalışıyor. Cihazlarda biraz farklılık olsa da zaten çıktığı görüntüleri de paylaşacağım. Bunun içinde de tamamen kayıt altına aldım. Yani gerçek arkadaşlar. Şimdi kuluçkaya ben 4 tane tavuk yumurtası koydum. Önce tavukla başlayalım. Tavuk yumurtalarından 2 tanesi çıktı arkadaşlar. Geçenlerde de sizinle paylaşmıştım. Bir tane sarı, bir tane de siyah, böyle sevimli civcivler çıktı yumurtalardan. Tabii şu an büyük hallerini görüyorsunuz. 5-6 gün önce biraz daha küçüktü bunlar. Şöyle yakından bakalım civcivimize. Hemen kaçıyor o da. Evet, birinci civcivimizi aldık. Şimdi 6-7 gündür bu kabın içinde duruyorlar. Ampul de vardı ama ampulü çıkardım artık. Evin içi de sıcak zaten. Kendilerini kurtardı civcivlerimiz. Bakın böyle sarı renginde. Kanat, evet, işedi. Masama işedi arkadaşlar. Bunları ne zaman masaya koysam hemen tuvaletlerini yapıyorlar. Şöyle kanat renkleri de çıkmaya başlamış. Kahverengimsi, böyle beyazımsı sanırım. Kahverengi tonlarının ağırlıklı olduğu bir tane tavuk olacak bu. Şu an çok sevimli görünüyor. Tüyleri falan aynı peluş oyuncak gibi arkadaşlar. Bir ayağını da nedense yukarıya kaldırıyor. Gördüğünüz gibi civciv konusunda başarılı olduk tavuk yumurtalarında. Siyah olan civcive de bakalım. Bunu şöyle yerine koyalım. Bu da siyah civciv. Sanırım farklı tavukların yumurtalarını koymuşum ben. Böyle hepsi farklı renkte çıktı çünkü. Bu da böyle grimsi arkadaşlar. Koyu kahverengi tonları da var kanatlarında. Bu da siyah bir civciv olacak. Tavuk olacak ileride. Tabii şu an horoz mu tavuk mu bilemedim ama İlerledikçe zaman göreceğiz ne olduklarını. Şimdi 2 tane civciv çıktı dedim. 2 tanesi de sarıydı. İçleri sarı çıktı. Yumurtalar oluşmamış, herhangi bir şey oluşmamış içerisinde. Yani bu kuluçka makinesinin başarısızlığı değil tahminimce arkadaşlar. Çünkü bu civcivler çıktığına göre o 2 tanesi de dolu olsaydı eğer çıkardı. Farklı tavukların da yumurtası olduğu için yani kimisi dolu çıktı, kimisi boş çıktı. Yani %50 başarı aldık tavuk yumurtalarında. Evet, siyah civcivimiz bir kaza yaşamadan yerine koyalım. Önümüzdeki günlerde bunu artık büyük bir kümes yapacağım bunlara. Onun içine koyacağız. Şu an için böyle izole kabın içinde tutuyorum. Hasta olmamaları için. Şu da İran tavuğu. İran tavuğu biraz geç kalktı ayağa. Dün hiç kalkamıyordu. Şöyle göstereyim onu. O bugün toparladı kendisini. Yani onlar biraz daha geç kalkıyor. Ayakları uzun yapıda biraz. Uzun olması da sanırım hemen kalkmalarını engelliyor. O yüzden şöyle ampul sıcaklığında İran tavuğumuzun civcivi de oturuyor. 2 tane ördek yumurtası koymuştum kuluçkaya. 2 tane de İran tavuğu yumurtası. Yine onlarda da %50 başarı sağladık. Yani birer tanesi çıktı arkadaşlar. 2 tanesi de çıkmadı. Yani kuluçka makinesinden %50 sonuç aldık. Koyduğum bütün yumurtaların %50'si çıktı. Ben eminim ki o yumurtalar dolu olsaydı onlar da çıkardı. Bu civcivler sağlıklı bir şekilde çıktı sonuçta. Evet arkadaşlar, ördeğimiz de bu şekilde. Böyle paletli ayakları var civcivlerden, tavuklardan farklı olarak. Ve çok esnek bir yapısı var. Sarı renkli. Bir tane ördek geldi dünyaya. Ördeğin şu an için yüzmesi için böyle geçmişte yaptığım beşgen havuzu doldurdum. Altına da yeşil bir tane kum koydum arkadaşlar. Bakalım nasıl tepki verecek.
Şu an öyle duruyor içinde. Şöyle götürelim biraz. Bakalım gelecek mi bize. Evet, çok hızlı bir şekilde geliyor. Aynı oyuncak ördekler gibi bu havuzda yüzdürdüğümüz. Şöyle ayaklarını da göstereyim sizlere. Kuluçka ile ilgili sonuçlar bu şekilde. Dilerseniz sizler de zaten yapım videosunu da paylaştım. Yaparak evinizde köy tavuğu yumurtalarını çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Bu her canlıya ait çıkım sıcaklığıdır. İşte günde kaç kere çevrilmeli vesaire de bunları her biri için ayrı ayrı yapacağım zaten. Bu videoda çok değinmedim onlara. Sadece sonucu paylaşmak istedim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.